şimdi bu halüsinasyon mesela. Dindar Özgen telefon attınız demiş. Dindar Bey. Efendim. Günaydın. Günaydın. Dindar Bey, şimdi siz biraz arkadaşlarla röportaj yapmışken atmışsınız kafadan yani. Kusura bakmayın. Siz nasıl muhtarla aynı halüsinasyonu görüp birbirinize iki ton altın ve o şeyden bahsettiniz? Lahit'ten. Yani görülen bir şey değil bu. Telefonla konuşulan bir şey. Tamam, telefonla konuşurken telefonun bir ucunda o var, bir ucunda siz var. İkiniz aynı halüsinasyonu nasıl gördünüz? Onu ben de bilmiyorum. Yani onu açıklayamıyoruz zaten. Ama o açıklanacak bilimsel bir şey değil. Bilimsel olarak bir açıklaması yok. Bilimsel olarak da falan da değil yani. Olmayacak bir şey olduğu için açıklayamıyorsunuz. Hani konuşma öyle zaten bak. O bana soruyor. Ben ona soruyorum. Neyi karşısız soruyorsun abi? Konuşma bu. Hani işte gördün mü Lahit'i falan gibi. Tamam, Lahit'i nerede gördünüz yani siz? Yani bir yer olarak görmüyoruz. Kafadan görünüyor. İkiniz birden aynı kafadan gördünüz onu yani. Kafanın da muydusu var. Evet. Nasıl gördünüz yani? Ha, onu ben de bilmem işte. O aralar öyle bir rahatsızlık var. Abi rahatsızlık sende vardır, sen görürsün. Onda vardır, o görür. İkiniz birden ahizenin karşılıklı ucundan aynı defineyi, aynı altınları, aynı lahiti nasıl göreceksiniz yani? Vallahi bilmiyorum işte, öyle konuşuldu yani. Vallahi bilmiyorum değil işte. Sen gerçeğini anlat. Neredeydi bu lahitli altın? Yok öyle bir şey. Abi yoksa göremezsin. Ama yoksa göremezsiniz karşılıklı olarak. Lütfen. Ya işte görünen, yani ortada olan bir tarih eser yok. Yoksa nasıl konuştunuz? İşte bu alkolün etkisiyle. Yani alkollüydüm zaten ben o konuşmayı yaparken. Tamam, sen alkollüydün muhtar. Onu bilmiyorum, evindeydi. Tamam, muhtar da görüyor aynı lahiti, iki ton altını sen de görüyorsun. Evet, konuşma öyle zaten. Tamam işte, ben de o konuşmaya dayanarak söylüyorum zaten. Kafadan atmıyorum ki. Sen telefonda diyorsun ki ne var ne yok da anlatıyorsun, o anlatıyor. Yani gördüğünüz bir şey anlatıyorsunuz. İşte bu zihinsel bir görüş yani. Ha, zihinsel görüş. Nasıl oluyor zihinsel görüş? Yani astral seyahat falan mı yaptınız ikiniz birden? Yok, onu bilmiyorum. Yani hayal ettiğinizi görüyorsunuz. Hayali bir ürün. Hayal ediyorsunuz, onu da görür gibi anlatıyorsunuz. Evet, hayali bir şey. Nasıl aynı hayali gördünüz ikiniz? Ya bilmiyorum yani, o da görüyor işte. Abi atıyorsun kafadan. Ya bak şimdi. Hayır, atmıyorum. Ya atıyorsun. Ya sabaha kadar yani bunu konuşuruz. Doğru söylemediğin için diyorsun, olmaz diyorsunuz. Yani olmaz, çünkü öyle olmaz. Halüsinasyon dediğin şey, bir kişi görür. Yan yana da otursak, ikimiz de aynı durumda olsak, sen başka bir şey görürsün, ben başka bir şey görürüm. Siz telefonun iki ucunda muhtarla nasıl aynı şeyi göreceksiniz de birbirinize konuşacaksınız? Bilmiyorum, alkolün şeyiyle, etkisiyle falan olduysa da bilmiyorum yani, öyle yani. Aynı lahit de değil arkadaşlar, iki ton altın görmüşler ya, iki ton altın. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey yok zaten, bölgede böyle bir şey mi var? Lan olmaya şey. Ben ne bileyim, kazan sizsiniz. Ben gidip kazmıyorum ki. Kazan sizsiniz yani. Ben kazı yapmadım hiç. He? Ben kazı yapmadım hiç. Peki siz o zaman bu ekibin neresindesiniz? Halüsinasyon görüp şurada şu var diyen kişi misiniz ekipte? Bir ekip var benim anladığım kadarıyla. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece işte ben orada anlattım da yani. Bir resmi kimlik mimik mevzuları vardı Mehmet abinin. Devlet adına resmi gazı yapacağım dediğinden dolayı öyle biz ekibin içine, yani ekibik değil, Mehmet abi, Hasan, ben. Tamam, yani resmi bir kazı yapacağım dedi Mehmet Bey size. Siz de gördüğünüz bu lahitle iki ton altını mı kazalım dediniz? Hayır, Antalya'da bir kasap böyle böyle bir yerde yakalandılar, burada altın olduğunu söylüyorlar, iki ton dedi. Ben de Mehmet abiyi aradım. O da kimliği alırsam resmi yaparız dedi. Bu konuşmada o. Muhtarın ne alakası var? Arkadaşımız ya. He? Arkadaşımız ya. Konuşuluyor yani içimizin arasında. Yani ortada bir halüsinasyon yok aslında. Gördüğünüz bir şey yok. Bir yerlerden hayır, duyup onu konuşuyorsunuz. O konuşma halüsinasyon işte. Şimdi efendim, hayır, bir dakika. Halüsinasyon ne demek beyefendi? Evet. Bir dakika, halüsinasyon ne demek?
Yani gözün uyumuyor, bir şeyler görüyorsun. Gözünü yumuyorsun, bir şeyler görüyorsun. Kapatın gözlerini. Tamam. Şimdi bu kapa... Hadi bakalım cümleten. Abla bir şey söylemek istiyorum. Çok tatlı kadın bu Asuman ya, yemin ediyorum ha. Olaydan önce de telefonda Muhtar'la görüşmesi var bunun. Ne görüşmüşler bir de bundan duyalım. He? Muhtar'la görüşmesi var telefonda olaydan önce. Hı. Ne görüşmüşler bir de bundan duyalım. Söylesin bakalım. Tamam, bu gözünü kapatınca görüyorsunuz ya. Şimdi bu Antalya'da bir arkadaşınız varmış. Ve ondan duyduk diyorsunuz ya bu şeyi. Defineyi. Tamam, bunu yani gözünüzü kapatıp işte görmüyorsunuz. Bir şey var ortada yani. Çıkmış bir şey yok. Onun anlattığını ben zaten Mehmet abiye anlattım. O da kimliği alırsak yaparız dedi. Yani o Antalya'daki adam size böyle böyle iki ton altın ve lahitten bahsetti. Siz de şöyle gözünüzü kapadınız, bir hayal ettiniz bu iki ton altın şöyledir, lahit de buradadır deyip. Sonra bunu muhtara mı anlattınız? İşte konuşma öyle, evet. Muhtar nasıl peki görmüş aynı hayali, onun Antalya'dakini bilmeden? O da gözler kapatmış herhalde. Muhtara sormak lazım yani. O da bana anlattı bunu yani. O nasıl anlatmış yani? O nasıl yani anlattı? Karşılıklı konuştuk ya, onun kendine sormak lazım. Tamam, siz karşılıklı birbirinize gözlerimizi mi kapatalım dediniz? Hayır, ben kapatıp söyledim ona. He, sen de kapat, sen de gör mü dedin o zaman kardeşim yani? Hayır. Tamam, onu kendine sormak lazım. Ben nasıl görmüş? O da sonuçta bana cevap verdi ya. He, nasıl görmüş? İşte onu kendine sormak lazım. Nasıl görmüş? Bir şey söyleyeceğim siz tamam, kardeşim. Tamam, konferans yap o zaman. Konferans al Muhtar. Yani siz bir şey söyleyeceğim. Kendi kendinize şimdi polis, jandarma sorarsa böyle bir yalan uyduralım diye atıyorsunuz kafadan da ben niye inanayım ki buna yani? Ya sen bana doğruyu söylemiyorsun yani, benden de buna inanmamı bekliyorsun. Ben de diyorum ki nerede bu lahit, nerede bu, bak iki ton altın demek. İki ton altın bulunmaz ya hoş. Bakacaktınız ülkenin rezervi ne kadar ya, bizim altın rezervimiz ne kadar ülkenin... Melike, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin altın rezervi kaç ton? İki ton altından bahsediyorsunuz, bu büyük bir rakam. İki ton için cinayet de işlenir, her şey de olur. O da bizi bulur. Çok büyük bir... Büyük bir... Yani siz bunu konuşuyorsunuz ve sonrasında da bu adam ölüyor. Aynen. Neredeydi bu iki ton altın? Gökhan'la bir araya gelmiştim, bir gazıya gitmiştim, bir konu konuşmuştum yoktur. Yani Gökhan'la benim merhabalarım yok. Gökhan da seni sevmezdi ki zaten. Sevmez ki zaten, sen tip... Ay bir şey demeyeceğim ben. Ya Müge abla, bu üfürükçü olanların şu tiplerine bak. Hepsi zaten acayip acayip. Nur bile yağmıyor yani. Tövbe yarabbim, dur şimdi. Ha, Dinler Bey sen de mi üfürükçüsün? Hayır ya, öyle bir şey yok. Hmm. Var mı onda? Bunlar üremekte sürekli, oğlum, üremekte. Ben duydum, duydum birinden. Duydun mu? Evet. Çek elini ağzından da konuş sen. Muhtarım bu da gidermiş de aynı bunun gibi cinleri cebine mi katarmış? Kovuyor muymuş? Ha, sen de cinleri cebine mi atıyorsun? Ha. Yok öyle bir şey, yok. Cin min yok öyle bir şey. Hmm. O zaman siz doğru söylüyorsunuz, evet. Söyleyenler yalan söylüyor. Öyle mi yapıyor? Bu da mı öyle şeyler? Nereden biliyoruz onu ondan, Emrah? Ondan. Her ona soracaksın nereden bildiğini. Benim bir bilgim yok o konuda. Tabii ben bildiklerimi anlatıyorum sadece. Bilmediklerimi veya duyduklarımı değil. Duyduklarımı anlatırsam çok farklı. Tamam, ne biliyorsan anlat. Ay ne biliyorsan anlat da. Bildiklerimi anlatırım. Şahitlendirebileceğim şeyleri anlatırım. Ya abi bak, sen muhtara bu soru sorulduğunda, evet, muhtarla beraber kalkmışsın, Burdur'a kadar gitmişsin. Sen muhtarla bunu konuşup gerçeğini anlatmışsındır. Bu anlattığı gibi olması mümkün değil. Tamam mı? Mümkün olmadığına göre, bu da bir yalan olduğuna göre, muhtarla ikisi aralarında böyle bir yalan kurguladıklarına göre, sen de Burdur'a giderken sana doğrusunu anlatmışlardır. Neydi doğrusu? Onu anlat o zaman. Alkollü vaziyette konuştukları bir kelimeden dolayı çıktığını tahmin ettiğini söyledi. E tamam, sonra okudunuz ne yazıldığını. Hayır, o sonra da evle basıp mahkemeye çıktıktan sonra okuduk tamam, bunu. Tamam, sonra okudunuz işte. Evet. Sen de muhtar yakının ya. Sen de eski askeri personel misin ya? Evet. E sen de akıllı bir adamsın, okuduğunu anlarsın herhalde. Evet. Demedin mi oğlum, ne transı, ne alkolü? Şimdi şöyle, mahkemede hakimin söylediği kadarını biliyorum ben. Tamam, biliyorsun ama işte. Bak söylediği kadar. Tamam, söylediği kadarını. Siz Dündar Özgen'le, mahkemede söylenen şu. Siz Dündar Özgen'le şu kelimeleri kullanmışsınız. Hı. Hangi kelimeleri? İşte lahit olduğunu, bak altın işi değil. Lahit olduğunu, topuzlar olduğunu vesaire diye konuşmuşlar aralarında. Hı. Hakim de bunu sordu. Hı. Bunlar da ifadelerini verdiler. Ne dediler? Biz alkollüyken bunları gördük dediler. Hı. İnandın mı? Hayır. Tamam o zaman. Muhtar da senin yakını ya, sormadın mı? Abi nerede bu lahit?
Tamam, o ona söyledi. Hayır, ben sormak için gittim işte, onu anlattım biraz önce ya. Tamam, sordun, sana muhtar ne dedi? Böyle bir şey yok bu orta yerde dedi. Niye konuştunuz deseydin o zaman? Ya bu muhtar ne yapıyor bu evde ya? Bir sen akıllısın delisin yolladı buraya. Kendi evde oturdu dinleye. Ne hastalığı? 9 aydır hasta olamadın da yine 10 gündür mü hastasın? Ne hastalığıymış bu? Muhtar hep hastayım yatıyor diyor. Program saatinde de hep yatıyor. Ondan sonra muhtar bey sen de bir türlü iyileşemedin. Ondan gebersin sonra, ya böylelere. Yani sen de bu sorulara cevap vermelisin yani. Yayından sonra ama ben kiminle röportaj yapmak istesem arayıp konuşuyormuşsun onunla. Onunla konuşurken hasta değilsin de bizim çocuklar gelince mi hastasın daha yani? Daha başka şeyler de söylemek Doğran istiyorum. Doğran bittim mübarek her şey konuşuyor. Biz mahkemeye çıktık. Evler basıldı bizim. Hasan'ın, Dündar'ın, benim, Gökhan Tomban evleri basıldı. Tamam. Şimdi mahkemeye çıktık. Mahkemede tabii bu arada bazı olaylar var. Mahkemeye çıktık. Mahkemeden sonra yaklaşık 15-20 gün sonra valilikten 2 tane müfettiş geldi. Bizi de şahit yazdırmışlar olayın içinde olduğumuz için. Şimdi muhtar olduğu için kamu soruşturması diye bir şey açılıyormuş. Vali müfettiş göndermiş. Bizi kaymakamlıkta çağırdılar, tek tek ifademizi aldılar. Ben ne varsa gerçekleri her şeyi anlattım. Neyse bir o... Ama gerçekleri burada da anlatmıyorsun ki. Anlatıyorum işte. Anlatmıyorsun çünkü sen uyanık bir adamsın. Sen cinleri kovalıyorum diyen bir adamsın yani, anlatabiliyor muyum? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim diyorum ya. Söylemesen nasıl bütün köy seni üfürükçü diye bilsin abi? Sen niye bakınca insanın ben hastalığını anlarım diyen bir adamsın mı? Şimdi şöyle bir şey var. Benim tamam hayatım... Sen de muhtarın her ikisinin halüsinasyon falan görüp bunu konuşmayacağını bilecek bir adamsın. Sormuşsundur muhtara. Halüsinasyon değil, alkollüyken konuştukları bir şey bence. Alkollüyken görüşüm... nasıl 2 kişi aynı şeyi görecek? Bilmem. Orasını bir şey diyemem. Ya bilmem, olur mu böyle bir şey? Onu bir şey diyemem. Bak, olur mu böyle bir şey? Ya onların söylediği ben bir şey onların diyemem. Onların söylediği gibi. De bak. Şimdi... Onların söylediği o. Ben de sana diyorum ki olur mu? He? Olur mu? Olmaz. Olmaz işte. Tamam. Tamam, muhtar da senin arkadaşın, evinde yatıp kalktığın bir adam işte, sorarsa. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.